Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükelçilerimiz, uzak yollardan, uzak yolları aşıp Asya'dan Latin Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan yollardan gelip kurultayımıza şeref veren uluslararası partilerimizin seçkin temsilcileri ve hükümet yetkilileri, Türkiye'den siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sendikalarımızın, derneklerimizin, kitle örgütlerimizin kıymetli başkanları ve yöneticileri, değerli muhtarlarımız, Ankara'nın değerli muhtarları ve Vatan Partisi'nin değerli delegeleri, üyeleri, fedaileri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye bu salonda, Türkiye bu salonda emeğini, alın terini savunan işçiler, üreticiler, sanayiler, köylüler, esnaf ve zanaatkarlar, tüccarlar bu salonda. Alın terini savunan, hukuksuzca ekmeğinden edilen Kayseri şeker işçileri bu salonda. Üretmek isteyen, toprağını, emeğini ve hakkını savunan Kayseri'nin ve Orta Anadolu'nun pancar üreticileri bu salonda. Türkiye'yi birleştiren, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onun terör örgütlerini yere seren Diyarbakır anneleri ve babaları bu salonda. Paraları gasp edilen arıcılar, evlatlarını ve bütün Türk gençliğini uyuşturucu belasından kurtarmak için yola çıkan analar, toprağını, yurdunu, köyünü savunan Bursa'nın hürriyet köylüleri, Mardin'in, Yeşilli'nin kıymetli temsilcileri, Siirt'in, Aktaş köylüsünün yiğit insanları burada. Yine Diyarbakır'ımızın Muhyiddin Öksünleri, vatan toprağına verdiğimiz Diyarbakır'ımızın Aslanoğlu köylüleri, Balaban ailesi bu salonda. Ankara'mızın kalbinde, hatırlayacaksınız, yakın zamanda Sıhhiye'de pazar tezgahını, çocuklarının geleceğini, evinin ekmeğini sarsılmaz bileğiyle savunan ve zafer kazanan Sıhhiye pazar esnafı aramızda bu salonda. Mücadelenin, hayatın, üretimin ve devrimin en önündeki kadınlar, kooperatifçi kadınlar, üreten kadınlar, Anadolu'nun yiğit kadınları, Cumhuriyet kadınları bu salonda. Ve üniversitelerden bölücü terörü temizleyen, üniversiteleri vatanseverliğin kalesi ilan eden, Amerikan askerinin başına, o Johnny'lerin başına çuvalları geçiren gençler bu salonda. 40 yılın sigortası gençler, iş isteyen, gelecek isteyen, liyakat isteyen gençler bu salonda. Hepiniz hoş geldiniz ama aslında bugün buraya, bu salona, Türkiye'nin geleceğine ağırlığınızı koymaya, el koymaya, böyle gitmez diyenlerin bayrağı olmaya ve hükümet olmaya geldiniz. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Ankara Arena'dan bütün Türk milletine, bütün dünyaya sesleniyoruz. Bugünün tarihini bir yere kaydetsinler. Bu salonları iyi izlesinler. Bu salondan yükselen coşkuyu, bilinci iyi izlesinler. Bugün buradakiler ve kalbi bu salonla çarpan herkes yarının iktidar sahipleridir. Evet, zorluk var, kriz var, tehditler var ama başka varlar da var. Zorluk varsa Ergenekon'un demircileri de var. Mustafa Kemal'in kartalları da var. İstiklal Savaşı'na kanı taşıyan Elif Hatunlar da var. Toros Dağları'nın tepesinde tüten ocaklar da var. Ege'de Zeybek, Karadeniz'de Horon, Diyarbakır'da halay çekenler de var. Nasrettin hocaların,
Bekri Mustafa'ların, Levent Kırca'ların, Erkan Yücel'lerin neşeleri, gülüşleri de var. İlk adımı atanlar var. İlk kıvılcımı çakan öncüler var. Sakarya Savaşı'ndan beri iki öküzün ikizini birden bu millete feda edenler de var. Hazreti Ömer'in bizlere emanet ettiği Dicle kenarındaki kuzulara sahip çıkanlar da var. Fikret Otyam'ın güzel keçilerinin güzel gözlerine bakanlar da var. Miskin Yunus gibi, miskin Yunus gibi üryan olup yola girenler ve yüz çukallıya karşı yalıncak savaşanlar var. Ve vatan ve bağımsızlık aşkıyla, dünyayı değiştirme ufkuyla bütün insanlığın özlemlerini kalbinde taşıyan devrimciler var. Hepiniz hoş geldiniz. Gelsin krizler. Krizler gelsin. Kriz geldiyse Vatan Partisi'nin günleri geldi. Zorluklar gelsin. Zorluk geldiyse Vatan Partisi'nin günleri geldi. Hepsine meydan okuyoruz ve zorlukları aşağılıyoruz. Zorlukları, krizleri aşacak birikimimiz var. Enerjimiz var. Tecrübemiz var. Çünkü biz büyük bir milletiz. Bozkır boylarını birleştiren Mete'yiz. Erdemlerin ve faziletin ışığını saçan Dede Korkutlarız. Ahmet Yesevileriz, Hacı Bektaşlarız. Fillerle meydanlarda cenk eden zor işlerin ustası demir iradeli Timur'uz. İmparatorluk birikiminin derinlerinden gelen kıtalar aşan gemileri karadan yürüten Fatih'iz. Belgrad ormanlarında vatan ve millet aşkıyla isyan bayrağını açan Namık Kemal'iz. Hürriyet için dağlara çıkan şanları, şöhretleri, fiyakayı, özel çıkarı, makamları elinin tersiyle iten karakter abidesi Talat Paşa'yız, Enver Paşa'yız, Cemal Paşa'yız. Ve Asya'nın ve mazlum milletlerin ilham kaynağı, İstiklal Savaşımızın kahramanı, devrimle kurduğumuz cumhuriyetin büyük lideri Atatürk'üz. Ve bugüne geliyoruz. Bu tarihin derinliklerinden çıkan birikim bugüne geliyor. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, sipere ilk koşan, kurşuna göğsünü ilk geren, tereddütsüz, şüphesiz, sarsılmaz, yenilmez, emek, namus ve vatan bayrağını dalga dalga 50 yıldır göndere çeken, teslim alınamadığı zindanların içinden gürleyen, Amerika'sını, Gladius'unu felç eden iradesiyle, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine sokan gücüyle, Silivri duvarlarını yerle bir eden imanıyla, 15 Temmuz'ları bastıran kuvvetiyle, sevda, erdem ve umut taşan yüreğiyle insanlık gemisinin ve Türkiye gemisinin kaptanı Doğu Perinçekleriz. En büyük üstünlüğümüz. O yüzden gücümüz var, kuvvetimiz var. Arkamıza bakmıyoruz. Felekle pazarlık yapmıyoruz. Ve Vatan Partisi liderliğinde üretim devrimine yürüdüğümüzü adımız gibi biliyoruz.